Önce ilk hatta programa başladığımızda maalesef Duygu Delen'in şüpheli ölümünü konuşmuştuk. Uzun uzun Gaziantep'te bir genç kızımız daha 16 yaşında 13 Ağustos'ta erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın 4. kattaki evinden düşerek yaşamını yitirmişti Duygu Delen. Ve biz başından beri biz bu olayı takip edeceğiz, gelişmeler oldukça size aktaracağız demiştik. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık Mehmet Kaplan hakkında hazırlanan iddianamede çocuğu kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Çok güzel. Kesinlikle öyle, çok iyi. Ama ayrıca iddianamede çocuğun nitelikte cinsel istismarı, evet, hakaret ve konutta yağma suçlarından da çeşitli oranlarda hapis cezaları talep edilmiş. Ve o iddianame artık 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin önünde. Onunla ilgili gelişmeleri şimdi aktaralım sizlere. Yaşındaki Duygu Delen'in şüpheli ölümünde savcılık soruşturması tamamlandı. Delen'in eski erkek arkadaşı Mehmet Kaplan için ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi. Sen mi ittin? Sen mi ittin? Pişman mısın? Pişman mısın? Neden yaptın? Gözler artık mahkemenin kararında. 13 Ağustos günü Duygu Delen, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın oturduğu apartmanın 4. katından düşerek yaşamını kaybetti. O andan sonra tüm şüpheler Mehmet Kaplan'a çevrildi. Sürekli rahatsız ediyordu. Evin önünden hiç gitmiyordu. Sürekli kapının önünde bağırıyordu. Rahat bırakma ya. Rahat bırakmadı. Çok fazla psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını biliyorum. Duygu Delen'in şüpheli ölümünün ardından tüm gelişmeleri Didem Arslan Yılmaz en baştan beri bu ekranlarda duyurmuştu. Şimdi Hakan Hoca'nın, Hakan Kır'ın hazırladığı raporda da hem düşme anının görüntülerini izlemiş, takip etmiş Hakan Hoca, hem de tanık ifadelerini değerlendirmiş. Şöyle anlaşılıyor. Şimdi düşmesinden sonra kalp atımının tespit edilmesi, düşme anında bilincinin kapalı ancak canlı halde bulunduğuna böyle bir kanaate varmış. Duygu Delen'de kan ve idrar örneklerinde alkol ve uyuşturucu tespit edilmiyor. Ama vücudunda ciddi anlamda özellikle 3 yara tespit ediliyor Duygu'nun. Sağ kol üst bölgesinde, sağ dirsek dışı yüzeyde ve sol bacağının alt yüzeyinin tamamında ciddi anlamda darp, sopaya bağlı darp izleri tespit ediliyor. Duygu'nun bilincinin kapalı olduğu şeklinde bir değerlendirmeye kanaate varılıyor. Öte yandan odada, banyoda her yerde kan izleri var. Olay yeri inceleme ekiplerinin orada örnekler aldığını ve DNA incelemesinin bitmek üzere olduğunu biliyorum. Ve eğer yukarıdaki kan örnekleri de Duygu'ya ait çıkarsa olayın seyri çok daha farklı bir noktalara gidecek. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Duygu Delen soruşturmasında iddianameyi hazırladı. 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mehmet Kaplan hakkında çocuğun kasten öldürülmesi suçundan ağırlaştırılmış müebbet, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, hakaret ve konutta yağma suçlarından da çeşitli oranlarda ceza istendi. Pişman mısın? Pişman mısın? Neden yaptın? İstenen cezalar ailenin yüreğine su serpecek ama inşallah indirim olmaz yani Handan Hanım yani. İnşallah indirim olmaz. Çünkü inşallah bir, hakimin karşısına gidince bir şekilde bir yolunu bulunuyor ve indirim oluyor maalesef yani. Savcı Bey'in i̇nşallah eline olmaz. İlmine sağlık. Evet. İnşallah da öylece çok hükme bağlanır. Çok güzel bağlanır. Bir artık hakimler de çok farklı düşünüyorlar bence Didem Hanım. Bu olaylar o kadar arttı, o kadar ayyuka çıktı ki hiçbir vicdanı olan hakimin ben burada indirim yapacağını düşünmüyorum. Şöyle 7. Ceza Dairesi'nin, Yargıtay'ın bir hükmü var. Hakim her ne kadar ilmiyle, bilimle hareket etse de hayatın içinden kendi duygu, düşünce ve empatisiyle de davranması gereken kişidir diye. Evet. Ne olur bu yargılamaları yaparken çocuğu olsun ya da olmasın kişiler kendilerini anne baba yerine, yakınları yerine koyup, tabii ki objektiflik esas ama değerlendirirken vakayı ve maddi olguları vicdanlarıyla da davranmayı 2020 yılında 300 kadın daha hayatını kaybediyor. 300 kadın. 347. Dolayısıyla 300 kadını düşünerek o vicdanına göre hareket ederlerse aynen, çok daha mutlu olacağız. Geçen sene 450'ye yakın kadın öldü. Bu sene pandemi nedeniyle sayı oralara kadar çıkmadı ki daha 3-4 ay var. İnşallah kimse hayatını kaybetmez ama. Şimdi...